Merhaba sevgili öğrenciler. Uyguluyorum testi test 15 ile karşınızdayız. Konumuz kümeler. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir küme belirtir? Küme belirtmesi için herkes tarafından, konuyu bilen herkes tarafından aynı şeyin anlaşılması gerekir. Hayattaki başarılı insanlar, başarı kişiden kişiye değişir. Bazı kişiler zengin olmayı başarı olarak görebilir. Bazı kişiler mutlu olmayı başarı olarak görebilir. Bazı kişiler akademik olarak ilerlemeyi başarı olarak görebilir. Dolayısıyla başarılı dediğimiz zaman kişiden kişiye de değişeceğinden dolayı küme belirtmez. İsmi K ile başlayan illerimiz bu belirtir. Kastamonu, Kars gibi Karabük gibi aklımıza gelmeyenler olsa bile bunu araştırıp veya haritaya bakarak bulabileceğimiz bir bilgidir. Kişiden kişiye değişmez dolayısıyla bu küme belirtir. Diğerleri sevilmeyen. Sevilmeyen günler benim sevmediğim gün yok. Senin sevmediğin gün pazartesi olabilir, diğerinin sevmediği gün pazar olabilir. Bu da kişiden kişiye değişir dolayısıyla küme belirtmez. Müzedeki en güzel sanat eseri. En güzel, kime göre en güzel? Bunun bir kriteri yok. Güzellik kişiden kişiye değişen bir kavram. Dolayısıyla küme belirtmez. Küme belirten ifade ismi K ile başlayan illerimiz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtir? Uçma, uçamayan kuşlar, en güzel ormanlar, uzun boylu insanlar sevimli hayvanlar. Burada sevimli kime göre sevimli, uzun boylu kime göre uzun boylu, en güzel kime göre en güzel, ama burada uçamayan kuşlar. Bunlar bellidir. Deve kuşu uçamaz. İşte tavuk uçamaz gibi. Uçamayan kuşlar bellidir. Bu bilimsel bir bilgidir. Araştırarak, kitaplardan, internetten araştırarak bulabileceğimiz bir bilgi. Konuyu bilen insanların da bildiği bir bilgidir. Dolayısıyla uçamayan kuşlar küme belirtir. Yanda verilen A küresinin eleman sayısı kaçtır? Ben şemasıyla belirlenen kümelerde kümenin içindeki nokta sayısı eleman sayısını verir. 1 2 3 4 5. 5 tane noktamız olduğu için 5 tane elemanı vardır bu kümenin. Alfabemizde 2 sesli harfler kümesinin eleman sayısı kaçtır? Alfabemizde 8 tane sesli harf var. Dolayısıyla eleman sayısı 8'dir. Bu harfler nelerdir derseniz bilmeyenler için yazalım. A, E, I, İ A, Ö, U ve Ü. Bu harfler sesli harftir. Ünlü harf de denir. Geçtik 5. soruya. Hangisi boş kümedir? Boş küme demek eleman sayısı 0 olan demek. Küme belirtmesi gerekiyor. Ama eleman sayısının sıfır olması gerekiyor. İçinde eleman bulunmaması gerekiyor. M ile başlayan aylar dediğimiz zaman bu küme belirtir. Ama boş değildir. Çünkü içinde Mart, Mayıs gibi M ile başlayan aylar var. Haftanın en güzel günleri, güzel günler kime göre, neye göre? Dolayısıyla küme belirtmez. Boş küme olması için öncelikle küme belirtmesi gerekir. Ama içinin boş olması gerekir. Yani elemanının olmaması gerekir. Sınıfımızdaki öğrenciler. Sınıfınızdaki öğrenciler küme belirtir ancak boş değildir çünkü sınıfınızda mesela senin sınıfında kaç kişi var diyelim ki 25 kişi var. 25 tane elemanı vardır sizin sınıfın kümesinin. Ancak uçan filler. Uçan fil yoktur. Her kime sorarsak soralım uçan diye fil diye fiil yok. Herkes tarafından aynı şey anlaşıldığı için küme belirtir. Ancak eleman sayısı sıfırdır. Çünkü uçan fil yoktur. Yanda verilen y kümesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi? Yanlıştır. Y'nin eleman sayısı 4'tür diyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 olması lazım. 4 demiş. Yanlış olan şık. A şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Yıldız Y'nin elemanıdır. Yıldız burada elemanıdır. Doğru. K elemanı değildir. Burada K yok. Dolayısıyla elemanı değildir. Doğru. M elemanıdır. M burada elemanıdır. Doğru. A şıkkı yanlış olan cevap. Kümesi aşağıda verilen hangisiyle gösterilemez? İki basamaklı çift asal sayılar. İki basamaklı asal sayıların tamamı tektir. Çift iki basamaklı çift asal sayı yoktur. Çift asal sayı sadece iki var. Ama o da bir basamaklı. Dolayısıyla M kümesi küme ismi böyle küçük yazılmaz, büyük yazılması gerekiyor. Baskı hatası. M kümesi boş küme olmak zorunda. Boş kümeyi ya böyle süslü parantez içinde boş bırakarak gösteririz. Ya da M kümesini boş küme sembolüne eşitleyerek gösteririz. Ya da M kümesini şema halinde gösterirsek içine hiç eleman yazmayız. Ama M kümesini süslü parantez içinde Boş küme sembolü yazarsak bu boş olmaz. İçinde bir tane eleman olan küme olur. Dolayısıyla gösterim hatası C şıkkında. Sekizinci soru. Yine M yazılmış. Burası şıklara baktığımızda B kümesi olduğunu görüyoruz. Büyük B ile göstereceğiz. Sayısının binler bölüğündeki rakamlar. Binler bölüğü şurası. Dolayısıyla 3, 4 ve 8 şeklinde olacak. Aralarına virgül koyacağız rakamlar dediği için. Dolayısıyla bu gösterim, bu elemanların liste biçiminde gösterimi de C şıkkında verilmiş. Yağız ile Gökçe'nin çalma listelerinde yer alan müzik türleri gösterilmiştir. Yağız'ın çalma listesindeki müzik türleri Y kümesi, Gökçe'nin çalma listesindeki müzik türleri G kümesini oluşturmaktadır. G kesişim Y kesişim demek ikisinde de olan demekti. Aşağıdaki elemanlardan hangisi vardır? Bakıyoruz. Halk müziği ikisinde de var mı? Yok. Halk müziği değil. Pop ikisinde de var mı? Pop ikisinde de var. Elektronik müzik var mı? Yok. Hip hop var mı? Yok. Rock var mı? Var. O zaman kesişim kümesinin elemanları Pop ve rock'tır. Şıklara baktığımız zaman pop müziği görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. 10. soruya geldik. Kesişim kümesinin eleman sayısıyla birleşim kümesinin eleman sayısı sorulmuş. Kesişimi kırmızıyla gösterelim. İkisinde de olan elemanlar A var. 1. Başka E var. 2. Başka yok. A kesişim B eleman sayısı 2. Yeşille de A birleşim B'yi gösterelim. A, B, C, D, E. A ile E'yi daha önce yazdık. Buradan I ve I ilave olacak. I ve I'yi de ilave ettik. Toplam kaç tane? A, B, C, D, E 5. I 6, I 7. Buradan da 7 tane elemanımız oldu. Toplamda kaç olur bunların toplamı? 9 olur. Cevabımız C şıkkı. A ve B kümeleri benşemesi yöntemiyle gösterilmiş. Boyalı bölge ifade eden hangisiyle gösterilir deniyor? Boyalı bölge hem A'yı hem de B'nin olduğu yer. Bakın A şöyle. A'nın içindeki elemanlar bunlar. B ise böyle. Dikkat ederseniz siyah ve turuncu ile çizdiğim yerin tam ortası oldu. Yani ikisinde de var olan yer bu. İkisinde de var ise o kesişim demektir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Geçelim yandaki soruya 12. soru. B kümesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kesişimlerinde A ve E varsa B kümesinde mutlaka A ve E olmalı. A şıkkına bakıyorum. Burada E yok. Çarpı. B'ye bakıyorum. A ve E var. Olabilir. Ve C şıkkına baktım. A ve E var. Olabilir. D şıkkına baktım. A ve E var. Olabilir. Şimdi diğer elemanlardan B kümesinde başka hangi elemanlar olabilir? A'da A ve E var. Bunlar B'de de vardı. Demek ki B, C, D, B, C, D, B kümesinde olmayacak. Buraya bakıyorum. B var, C var. Bu olmaması gerekiyor. İptal. Burada D var. Bunun da olmaması gerekiyor. Bu da iptal. I ve I var. Bu olabilir. Cevabımız D şıkkı. 13. soru. A ve B kümeleri verilmiş. A'nın eleman sayısı kare ile gösteriliyor. Bu belli zaten. 1, 2, 3, 4, 5. A'nın eleman sayısı 5. Kare 5. A kesişim B üçgenle belirtilmiş. Yani ikisinde de var olanlara bakacağız. 1, ikisinde de var. 3, ikisinde de var. 5, ikisinde de var. Başka da yok. 3 tane eleman var. üçgenimizde 3. Önemli olan burada yıldız. Yıldız birleşimden oluşuyor diyor. Bütün elemanları yazacağız. 1, 2, 3, 4, 5'i yazıyorum. Bunlar A'da olan elemanlar. B'de olanlar 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5'i daha önce yazmıştık. 7 ile 9'u ilave ediyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane eleman oldu. Yıldızımız da 7. O zaman 7 büyüktür. Yani yıldız büyüktür. 5 yani kare o da büyüktür 3 yani üçgen şeklinde olacak. Bu sıralamada B şıkkında var cevabımız B. 14. soru 120 sayısının asal çarpanları diye ortak özellik yöntemiyle verilmiş. Doğal sayı çarpanları derse ikili çarpma yöntemiyle 1 çarpı 120 2 çarpı 60 diye yapardık. Ama burada asal çarpanları demiş. Asal çarpanları dediği için algoritmayla yapacağız asal çarpan algoritması veya bölen listesi ne derseniz. 122'ye böldük 60, 2'ye böldük 30, 2'ye böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Burada asal sayı olarak neler görüyoruz biz şimdi? 2'yi görüyoruz, 3'ü görüyoruz ve 5'i görüyoruz. Yani 3 tane eleman görüyoruz. O zaman eleman sayısı 3 tür dedik. Cevabımız B şekli. 15. soru bu testin ve bu videonun son sorusu. İfadelerinden kaç tanesi doğrudur? T kümesinin içinde bazı elemanlar verilmiş. A, T'nin elemanıdır deniyor. A, T'nin elemanı bu doğru. 1, T'nin elemanı değildir diyor. Burada 1 diye eleman yok. 12 diye eleman var. Dolayısıyla bu da doğru. T'nin eleman sayısı 6'dır denmiş. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 olması lazım. 6 değil. Dolayısıyla bu yanlış. Sonuncusuna geldik. Kare, yıldız, güzel parantez, süslü parantez içinde verilmiş ve T'nin elemanıdır deniyor. Böyle bir eleman yok. Kare tek başına eleman olabilir. Şu şekilde. Ya da yıldız eleman olabilir. Tek başına. Öyle süslü parantez içinde iki tane elemanı yazıp elemanıdır diyemeyiz. Bu ifade yanlış. Dolayısıyla birinci ve ikinci ifade doğru. Kaç tanesi doğrudur dediği için de iki tanesi diyoruz. Cevabımız B şıkkı. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sorularda anlaşılmayan bir yer varsa, açıklamamı istediğiniz bir yer varsa yorumlara yazarsanız cevap verelim. Bu videoyu arkadaşlarınıza da WhatsApp aracılığıyla gönderebilirsiniz. Onlar da videoyu izleyip faydalanabilirler. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.